Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle yeniden Carlsen ve Nakamura arasında oynanmış güzel bir mücadeleyi inceleyeceğiz. Bu ikilinin son aylarda kaç kere oynadığını ben de bilmiyorum. Ve yine karşı karşıya geldiler. Bu sefer St. Louis Satranç Kulübü'nün her sene düzenlediği organizasyonlardan birinde, biliyorsunuz ilk bölümde turnuvada Kasparov da vardı. Satranç 960 organizasyonundaydı. Ancak şimdi Kasparov bulunmuyor çünkü hızlı satranç bölümündeyiz. Taşlar bu sefer düzgün dizilmiş halde. Bakalım neler olmuş. Hemen partiye geçmeden önce neler göreceğimizden biraz bahsedebiliriz. Bu partide yıllardır krizde olduğu söylenen Karokan savunmasını göreceğiz. Ve Karokan savunmasında çok önemli olan savunmayı iyi yapma, yani rakibin karşı saldırılarını engellemeye çalışma ve daha sonrasında karşı atağa geçme fikirlerini görmeye çalışacağız. Ve daha sonra taraflardan birinin kazanç konuma geçtiğinde nasıl kazanması gerektiğini anlamaya çalışacağız. Ve tabii ki her oyunda olmazsa olmaz olan hesap konusunu göreceğiz. Hemen partiye gidelim. Bu oyunda beyaz taşlarla Hikaru Nakamura oynuyor. Siyahla dünya şampiyonu Magnus Carlsen. Bakalım neler olmuş. E4, C6, pardon. D4, D5 ve ilerleme varyantı E5 hamlesiyle. Aslında birazcık açılıştan bahsetmek istiyorum. Benim gibi Karokan severler için önemli bir an olabilir bu. Çünkü Karokan'ın krizde olmasını sağlayan ve en son yapılmış masa başı üst düzey turnuvada iki kez siyahın kaybetmesine neden olan varyant bu. İlerleme varyantı. Ancak çelişkili bir biçimde son belki 2000'lere kadar çok fazla göz ardı edilmiş. Daha doğrusu 90'ların başına kadar diyelim göz ardı edilmişti. Çünkü siyah basitçe filini geliştirecekti, tıpkı Carlsen'ın yaptığı gibi, ve iyi bir Fransız savunması oynayacaktı. Çünkü partide H4 hamlesi önemli, ama kısaca göstermek için E6 hamlesinin ardından iyi bir Fransız savunması göreceğimizi iddia ediyoruz. Bunun sebebi de şu: Fransız savunmasında oyuncular bilirler ki böyle bir piyon formasyonunda C8'deki fil acılar içinde olacak uzun bir süre ve siyah ondan kurtulmak için 40 takla atacak. Fakat Karokan'ın ilerleme varyantında bu söz konusu değil. Çünkü siyah filini zincirin dışına aktarmış olacak. Fakat at C3 hamlesiyle başlayan serüven daha sonra at F3 hamlesiyle devam etti. Öncelikle Kasparov ve Şirov gibi oyuncuların başlattığı at C3 manevrası 4. hamlede siyah E6 ile devam ettiğinde bu filin yakalanması üzerine kurulu G4 hamlesiyle. Zira at C4 karesini kontrol ettiği için fil G6'dan sonra at E2 ve daha sonra o fili sıkıştırmak için ve rakibin şah kanadını dağıtmak için at F4 hamlesi mevcut. Fakat daha sonra buna uygun silahlar bulunduktan sonraki siyahın pozisyonu bu açılışta bence gayet iyi. Daha sonrasında İngiliz büyük usta Nigel Short'un, siyah ne yaparsa yapsın umurumda değil, ben zaten merkezde E5 piyonuna sahibim ve bu bana şah kanadında atak yapma şansı verecek dediği at F3 hamlesini oynamaya başladı oyuncular. Çünkü E6'nın ardından fil E2 yapacak ve siyah C5 yapıyormuş. Hiç ilgilenmeyecek beyaz bununla. Diyecek ki ben rokumu yapacağım ve eğer sen gelişmezsen merkezi parçalayacağım C4 hamlesiyle. Değilse E5 piyonuyla şah kanadında atak yapmaya çalışacağım. Tıpkı bu oyunda göreceğimiz gibi. Ancak son yıllarda bir de H4 hamlesi eklendi siyahın acıları içerisine. Bu hamle yine şah kanadından alan kazanıyor ve küçük bir tuzağı da var. Tabii ki hiçbir düzeyde artık oyuncular bu tuzağa düşmüyorlar, eğer çok hızlı satranç oynamıyorlarsa. Dünya şampiyonu H5 oynayarak cevap veriyor. Fakat tuzak şu: E6 oynanırsa G4'ün ardından filin kaçacak yeri yok. Oklarla gösterildiği gibi eğer fil E4 kaçarsa F3 ve daha sonra H5 var. Dolayısıyla siyah bu pozisyonda H5 oynuyor. Fakat beyaz mutlu çünkü şah kanadına atak yapacak ve G5 karesini neredeyse ele geçirmiş durumda. Kendi G4 karesinin zayıflığı o kadar da önemli olmayabilir. Çünkü F dikeyindeki piyonu sürmek F6'yı sürmek kadar zor olmayacak. Fakat Karokan meraklılarına H6 hamlesinde incelemelerini öneririm. Son derece çılgın karmaşıklıklar oluyor. Tabii ki eşitliği garanti etmek mümkün değil siyah için, ama karışıklığı garanti ediyorum. Fakat H5 hamlesi çok daha sağlam dünya şampiyonu tercih ettiği gibi. Fil D3. Aslında fil D3 hamlesi yine çelişkili görünüyor. Biz iyi filimizi rakibin fille değişiyormuşuz gibi. Ancak artık modern satranç oynuyoruz ve fil D3, vezir D3'ün ardından beyazın söylediği şey: ben merkezde üstünüm ve şah kanadına atak yapacağım. E6. Bundan sonra siyahın planı ise beyazın bu fikrine karşı C5 sürmeye çalışmak olacak. Ancak kendi şahı merkezde olduğu için bunu çok hızlı yapmaması lazım. Çünkü beyaz da C4 ile merkezi parçalayabilir ve hemen merkezde kalmış şahla baş başa kalabilir siyah. Bu yüzden dikkatli olmalı. Fil G5, vezir A5, at D2 ve vezir A6. Çok yapmacık görünen bir manevra. Ancak ben buradan eski satranç severlerin hatırlayacağı bir şeyi söylemek istiyorum. Eskiden satrançta Sistematik Antrenman diye bir kitap vardı. Samaria'nın kitabı.
bizim de satranç eğitimimizin temel taşlarından birini oluştururdu. Orada Karoka'nın biraz geri gitmek pahasına, Karoka'nın fil F5'li varyantı için fil D3'leri incelediğini hatırlıyorum. Şöyle bir manevra vardı. Siz de görünce tabii ki tanıdık gelecek. Vezir A5, örneğin at E2, vezir A6. Çünkü eğer beyaz renkli filiniz yoksa vezirinizi beyaz renklere koyup ona fil gibi görev vermek, siyah renkli filinse fil görevini layığıyla yapmasını sağlayacak. Tabii ki bir diğer önemli husus da E5'te alan kazanmış beyazın şah kanadına atak yapıp mat etmek istediğini biliyoruz. Dolayısıyla veziri siyahın bu şekilde alabiliyor olması hem C8'de filan kurtuldu hem vezirden kurtuldu. Dolayısıyla siyahın çok iyi bir pozisyonun olacağına işaret. Dolayısıyla bu vezir A5 manevrası aslında çok iyi bilinen manevra ve uzun yıllardır, en azından ben satrançta satranç çalışmaya başladığımdan beri diyeyim, bildiğimiz bir manevra. Belki daha eski tabii ki. Vezir A6 ve beyaz değişmek istememeli. C4 oynuyor bu yüzden. At E7, siyah çok soğukkanlı bir şekilde piyon zincirinin arkasında gelişimini tamamlamaya çalışıyor. Çünkü çılgınlık yapmasına izin veremez. Bu gelişmemişlikle merkezin açılmasını asla istemeyecek. Ancak fil B4 hamlesiyle de aynı pozisyona erişmek ve tempo ile C4'e saldırmak mümkün. Birazdan göreceğiz bu pozisyonu. Hatta biraz oynatayım. At F5 ve Rok. Bu pozisyonu birazdan göreceğiz. Fakat dünya şampiyonu at E7 oynayarak devam ediyor. At GF3, at F5, Rok, at D7. Gördüğünüz gibi siyah gelişimi tamamlamadan C5 falan yapmaya çalışmıyor. B3 ve yoğun koruma yapıldı C4 piyonla. Ve fil B4. Aslında B3 hamlesini tabii ki daha önce oynanmış bu pozisyon, ancak Karoka'nın teorisini merak edenler için burada rakibin belki az önce gösterdiğimiz manevrasını kesen fil B4 hamlesi daha iyi olabilirdi. B3, fil B4 ve aynı pozisyondayız. Bu pozisyonda aslında beyazın savunması gereken bir tehdit yok, ancak fil D2 alınırsa atla dönmek ve daha sonra atı tekrar F3 karesine dönmeye çalışmaktansa Nakamura bu pozisyonda kale F'de bir oynuyor. At B6. C4 piyonuna baskıyı sürdürerek ve hala çılgınlık yapmadan konumu kapalı tutmaya çalışıyor. Çünkü şahı merkezde. Kale A1. Küçük bir tuzak var, ancak beyaz C4 karesini yoğun korumaya devam ediyor. Ve rok. Sonunda rok atıldı. Ancak vezir A2'nin alınması durumunda bu vezir hemen düşmüyormuş gibi görünse de burada söyleyebileceğimiz önemli bir varyant var. CD5 hamlesi. Bu hamleyle birlikte siyahın çok dikkatli olması lazım. Çünkü CD5 alınırsa, bu arada vezirin düşmediğini, vezir C3'e kaçtığından ötürü vurgulamadım. Ancak CD5 hamlesi cevap vermesi zor bir hamle. Çünkü CD5 alınırsa vezir B5 var ve ED5 alınırsa F5'teki at boşta. Dolayısıyla atla almak gerekiyor. Fakat bu takdirde de beyazın E4 karesi kullanıma açılıyor ve C3 karesini artık koruduğu için veziri yavaş yavaş düşürmeye çalışacak. Siyah da file 7 dönüp atını B4'e gitmek isterse, bu sefer beyaz da kurnazca oynayarak at B4'ü vezire saldırıyı kesmek için fil D2 oynuyor ve kale D1 istiyor. Bu pozisyon siyah kayıp büyük ihtimalle, çünkü veziri çıkarmanın bir yolu yok. Tabii ki Carlsen'ın bunu hesapladığını çok zannetmiyorum. Çünkü gelişimde geriyken böyle piyon avcılıkları yapmıyor büyük ustalar, eğer bilmiyorlarsa pozisyonu. At F1 ve beyaz plana devam ediyor. C4 karesini yoğun koruduktan sonra şah kanadına taşlarını yığmaya çalışacak. Ve C5. Siyah rokunu attı. Son derece prensipli bir şekilde C5 hamlesini gerçekleştirdi. Fakat hesap gerekiyor. Tıpkı başta vurguladığımız gibi D alır C5. Tabii ki bu pozisyonda fil de almak hemen felaket olurdu. Çünkü açarak saldırının ardından veziler değişilsin ya da değişilmesin, beyaz piyon kazanacaktı. O yüzden bir ara hamle oynuyor DC4 ile dünya şampiyonu. Vezir B1. Burada BC'ye vurulsaydı fil C5'ten sonra piyon yapılısı çok hoş görünmediği için beyazın, siyahın karşı oyununun vezir kanadından hızlı geleceğini söyleyebiliriz C dikeyinden. O yüzden vezir B1 oynuyor ve şimdi atı istediği için fil C5 ve siyahın fikrini görüyoruz. B4 oynuyor. File 7 az çok zorunlu. Ve şimdi G5 karesi için at hazır hale geldi. Fakat bu pozisyonda bilgisayarın söylediği gibi fille fili almıyor Nakamura ve at G3 oynuyor. Çok güçlü bir fikre sahip aslında. F dikeyini açmak istiyor. Birçok varyantta F dikeyine kale gelebilir. Çünkü şah kanadına saldırmak istiyor. Fakat makineye göre biraz daha soğukkanlı oynamak. At G5, file 7, at E7, at G5, vezir H7 ile mat istiyoruz. G6, at G3 ile H5 piyonunu almak mümkündü. Fakat bu takdirde de siyah son derece soğukkanlı bir şekilde oynayarak F6 karesinin savunmasını sağlayıp C piyonuyla kazanmaya çalışabilirdi. Belki önce alıp oynaması daha sağduyulu olabilir. Çünkü bu takdirde at C3 de istiyoruz. Fakat bu pozisyonda Nakamura haklı olarak şah kanadında yapabileceği en etkili atağı arıyor. At G3, at alır G3, F alır G3 ve bence oyunun en kritik noktasındayız ve siyah kazandıran hamleyi yapıyor. İsterseniz videoyu durdurup burada dünya şampiyonunun hangi hamleyle kazandığını düşünebilirsiniz. Görünüşe göre çok az hamle var. Fille fili almak,
veya kaleyle korumaya çalışmak fili. Ancak hangisi en iyisi? Burada dünya şampiyonunun niye dünya şampiyonu olduğunu gösteren bir hamle görüyoruz. Beni çok etkilemişti. Bu pozisyonda kale A8 oynuyor. Sanki F'deki kale yokmuş gibi. Ancak rakibinin fikirlerini son derece ciddiye alan bir yaklaşım bu. F7 karesindeki olabilen mümkün mertebe gelebilecek saldırıları öngören bir hamle. Diyelim ki kale F7 yapmış olsun. Değil mi ki kale E7'den de F7'yi korumuyor? Fakat bu durumda beyazın saldırısı birdenbire hızlanabilir. Örneğin vezir E4. Şimdi G4 yapıp oklarla gösterildiği gibi vezir G4, vezir G4, H5 yapmak isteyecek daha sonra. Diyelim ki siyah oyundakine benzer şekilde vezir kanadında kozlarını kullanmaya çalışırsa kale C8'de G4. Şimdi almak zorundayız az çok. Ve şimdi at F7 gibi bir hamle var. Ve beyazın burada inanılmaz bir hata olacak. Çünkü şahla almak mümkün değil. H5 çok ciddi bir saldırıya neden olur. Çünkü hem kale F1 içeri girmek istiyor kale F6. Hem de alırsa çok ciddi bir saldırı var. Şah E8'e vezir G8 mat var. Ve böyle oynanırsa kale geliyor, kale içeri giriyor. Vezir H8, şah F7, kale F1'den sonra çok ciddi bir saldırı var örneğin. Vezir F6, vezir E7 ve birkaç hamlede mat oluyor. Dolayısıyla az önceki varyanta tabii ki at F7'ye kale F7 de alınabilir gibi görünüyor. Fakat bu takdirde de vezir G6, kale G7, vezir alır E6, şah H7 ve siyahın çok dikkatli bir savunma yapması lazım bu pozisyonda. İşte tam da beyazın aradığı şey. Şah kanadında atak ve rakip taşların vezir kanadında seyirci pozisyonda olması. Bu yüzden inanılmaz bir sağduyuyla hızlı satranç da olsa kale A8 gibi güçlü hamleyi yapabiliyor dünya şampiyonu ve F7 karesinin ne kadar hassas olduğunu hissettiğini gösteriyor. File 7, kale 7 ve at G5 mat istiyor. G6, vezir E4 az önceki gördüğümüz kurgunun aynısı fakat F7 karesi harika bir şekilde savunulmuş durumda. At D5 ve bu pozisyonda sanıyorum Nakamura son hatasını yapıyor. Çünkü kale C4 ile hala denemeye devam etmek mümkün görünüyor. Her ne kadar piyon da geri olsa. Fakat şah H1 oynuyor burada. Çaprazdan fikirlerden kaçmak istiyor. Vezirin belki olası istilasından çekiniyor. Vezir B6 E3. Bu pozisyonda siyah harekete geçiyor C3 ile. Kale C2. Bir hata da makineye göre bu pozisyonda A4 oynamak daha iyiydi. Ancak hızlı satrançta bu incelikleri görmek artık o kadar kolay değil. Kale C2 piyonu durdurmak istiyor ve A2 piyonunu koruyor Nakamura. Kale C8. Siyah artık üstün pozisyona çünkü hiçbir şekilde feda yemedi ve az önceki varyantlarda gördüğümüz fedalar, at F7'ler vesaire artık mümkün değil. Örneğin şah F7 burada hiçbir şey yok çünkü G4 H5 sürülemedi. Kale F1 hiçbir şey yapmıyor. Vezir G6 vermiyoruz. Örneğin kale F1'e vezir alabiliyorum. Kale F2'ye yine şahı kaçabiliyoruz ve hiçbir şey yok. At D5'te çok güzel koruyor. Ve savunma ile karşı saldırıyı mükemmel bir şekilde birleştirdiğini görüyoruz ve Karokan'da zaten yapılması gereken şey bu. Çok kontrollü ve güzel bir şekilde rakibin saldırısını sezmek, durdurmak ve sonra karşı saldırı yapmak. Bu yüzden Karpov gibi oyuncuların favori silahı Karokan savunması. Vezir A4 de karşı atak geliyor. Blokajın kaldırılması. Geçer piyonu sürmeye çalışıyor ve B4 piyonuna saldırıyor. Kale F2 karşı atak arayışı. C2 umursamadan. Çünkü F7'ye yapılacak bir saldırı artık D1'deki kaleyi de önemsemek zorunda. Kale C1. Kale C3 yine bir karşı atak hamlesi. Vezir E2. Vezir B4 artık siyah kazanç pozisyonunda çünkü beyazın dikkati tamamen dağıtıldı vezir kanadındaki karşı saldırıyla. Şah kanadındaki saldırıya devam edemiyor. Şah H2 bu hamle de çok iyi değil. Birazdan göreceğimiz kombinezondan ötürü. İsterseniz birazdan o pozisyonu düşünebiliriz birlikte ancak makineye göre savunmaya yardıma gelmeye çalışmak. At E4 ile ve belki at F6 kollamak daha iyi olabilirdi. Şah H2 hamlesi. İsterseniz videolarınızı durdurup dünya şampiyonunun burada ne oynadığını düşünebilirsiniz. Zira burada oynadığı hamle makineye göre çok kötü hamle. Ama yine de kazanan bir hamle. Çok kötü olmasına rağmen. Bu pozisyonda çok farklı kazanan hamleler dışında kale G3 hamlesi var dünya şampiyonunun adı. Şah G3, vezir A3 ve kazanç pozisyon yine kazanç ama makineye göre en iyisi değil. Vezir alır C1. Şimdi C piyonunu ilerletmek istiyor. Bu pozisyonda vezir C4 ile biraz iyimser yaklaşmış Nakamura. Piyonu alıp piyon geri bir kale at finali oynamak aslında yapılacakların en iyisiydi. Ancak dünya şampiyonu bu konularda eşsiz bu tip pozisyonları kazanmada. O yüzden vezir C4 oynuyor. Ve kale C7. Bilmiyorum gözden kaçan hamle bu mu ama vezir B5'in ardından ki çok önemli bir tehdidi var. Vezir E8 ve kale F7 ile işi bitirmek istiyor. İsterseniz oyunu bitiren hamleyi düşünebilirsiniz. Bu pozisyonda siyah oynar, kazanır ve şimdi
Bilmiyorum görebildiğiniz mi hamleyi ama vezir alır G5 hamlesinin ardından. Beyaz terk etmiş zira vezir E8'den sonra artık F7 karesi güvenli bir şekilde savunulurken eğer vezir alınırsa yeni bir vezir olacak ve oyunu kazanacak siyah çünkü bir at fazla ve inanılmaz bir at D5 karesindeki. Evet arkadaşlar yine güzel bir oyun analiziyle birlikte olduk. İsterseniz videodaki yorumlarda bu tip analizlerin devam edip etmeyeceğine dair veya turnuvada gördüğünüz ilginç oyunları not edebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bunları dikkate almaya çalışıyorum. Biliyorum video yorumlarında uzun turnuva videolarım özleniyor ancak benim o kadar fazla vaktim olmuyor artık. Veya ben denk gelemiyorum vaktim olduğu zaman. Bu zamanları da canlı yayın yapmaya ayırmaya çalışıyorum. O yüzden anlayışınıza sığınıyorum. Evet, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Çok müteşekkir olurum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.